Evet, Sayın Katmaliklerimiz. 21 Haziran 2019 tarihli 30.808 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6.306 sayılı kanun kapsamındaki yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik esaslarından madde 10'dan size bahsetmek istiyorum. Nedir madde 10? Aynı yönetmeliğin 15. maddesinin 1. fıkrasının sonuna şu cümle eklenmiştir. Aynı maddenin 2., 3. ve 9. fıkraları aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir. Malikler riskli yapının yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazda ortaklığın giderilmesi için Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre dava açabilirler Sayın Katmaliklerimiz. Ancak ortaklığın giderilmesi için dava açılmış olması kanun kapsamında hisseleri oranında maliklerin en az 3'te 2 çoğunluğu ile karar almasına ve bu karara göre işlem yapılmasına engel teşkil etmez. Yeni yasada bu madde, bu şart konulmuştur katmaliklerimiz. Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarının uygulama yapılan etapta veya adada riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhid edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifras, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilir denilmektedir katmaliklerimiz. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7.201 sayılı kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde 15 gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek, raiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulüyle satılacağı paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde de riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında raiç bedeli bakanlıkça ödenmek kaydıyla tapuda hazine adına re'sen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara ve yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilmiştir sayın katmaliklerimiz. Hisseleri oranında paydaşların en az 3'te 2 çoğunluğuyla alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları 15A maddesinde belirtilen usule göre arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulüyle sağlanır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında raiç bedeli bakanlıkça ödenmek kaydıyla tapuda hazine adına re'sen tescil edilir ve en az 3'te 2 çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya bakanlıkça uygun görülenler TOKİ'ye veya idareye devredilir. Peki, riskli yapılarda durum ne olacak peki? Riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır denilmektedir sayın katmaliklerimiz. Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartıyla tevhidi mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesiyle taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilir. Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi için 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30.113 sayılı resmi gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 7. maddesinin 3. fıkrası hükmü saklı kalmak koşuluyla bu
gerekir sayın katmaliklerimiz. Tevhidden sonra yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında malikler en az 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilir denilmektedir. Son hüküm ve uygulama yönetmeliğinde sayın katmaliklerimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeniliklerden